Siz diğer önergeyi okutuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan gümrük kanun teklifinin 6. maddesinde geçen bir yıl içinde ifadesinin bir sene içinde şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Müzeyyen Şevkin Adana, Ahmet Akın Balıkesir, Tahsin Tarhan Kocaeli, Taceddin Bayır İzmir, Turan Aydoğan İstanbul, Aydın Özer, Antalya, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Hatay milletvekili Mehmet Güzel Mansur, süreniz 5 dakika. Sana faydalı olayım mı Sayın Milletvekili? Sayın Başkanım. Mandalinayı orada tutarsan millet onu takip eder. Bunu konuşmanın anlamını bulmaz. Sen onu yana koy, aşağı koy istersen. Ben şöyle yanına koyayım da sana göstereyim. İlan kesiciye sor. Evet. Yani senin konuşmanı dinlemeleri için mandalinayı kaybetmem lazım. Biraz buraya en azından sen dikkat edin Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 104 sıra sayılı kanun teklifinin 6. maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ben bugün size bu kürsüden narenciye üreticisinin, özellikle mandalina üreticisinin sorunlarından bahsetmek istiyorum. Şimdiye kadar üreticinin sorunlarını görmezden, duymazdan gelen hükümetin bu sefer kan ağlayan üreticiyi dikkate almasını, gerekli adımları atmasını umarak bu konuşmayı yapacağım. Çiftçinin, üreticinin feryadını duyarak etkili sonuç getirecek tedbirlerinin almasını umarak bu konuşmayı yapacağım. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Hatay ve Çukurova Satsuma mandalina üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Ürettiği mandalina miktarıyla Türkiye üretiminin yarısını sadece Hatay karşılamaktadır. Ancak gelin görün ki Hatay'daki ve Çukurova'daki mandalina üreticisi dertli. Hatay'da ve Çukurova'daki mandalina üreticisi borçlu. Hatay'da ve Çukurova'daki mandalina üreticisi üretimden vazgeçme noktasına gelmiştir. Ve bu çiftçimiz bahçesini satıyor, evini satıyor. Hatay'da ve Çukurova'daki mandalina üreticisi mandalina dalında kalıyor, toplanamıyor. Değerli milletvekilleri, sizlere şimdi bunun nedenlerini, detaylarını anlatacağım. Mandalina üreticisinin mazot, gübre, ilaç, işçilik gibi girdi maliyetleri sadece geçen yıldan bu yana 2 kattan fazla arttı. Gel gelelim ki mandalina bugün ne yazık ki 10 yıl önceki fiyattan satılıyor. Bunun izahını yapacak bir yetkili var mı acaba? Maliyetleri sürekli artan bir ürün nasıl oluyor da 10 yıl önceki fiyattan satılıyor? Bugün markette en az 3-5 lira arasında satılan mandalinayı üretici 70 kuruştan satmak zorunda kalıyor. Mandalinadaki bu kar kimlere gidiyor? Üretici zarar ediyor da kimler kazanıyor? Bunu araştıran yok mu? Denetleyen yok mu? Mandalina üreticisinin 1 kilogram mandalina için katlandığı maliyet 1 TL iken mandalinayı 70 kuruştan satıyor. Üretici kilo başına 30 kuruş zarar ediyor. Bu üreticinin kaldırabileceği, sürdürebileceği bir durum değil. Zaten bu politikasızlık, bu aymazlık yüzünden Hatay'da diğer ürünler gibi mandalina da dalında kalıyor. Dalında çürüyor. Hatay'da ve mandalina üreticisinin %90'ı Ziraat Bankası'na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu. Borç batağında hayatını idame ettirmeye, üretim yapmaya çalışıyor çiftçi. Hükümetse üreticiyi kaderiyle baş başa bırakmış, adeta ne haliniz varsa görün diyor. Bu adaletsizlik değil mi? Bu adaletsizliğe neden göz yumuluyor? Mandalina üreticisinin durumu böyleyken mandalina ihracatçısı da aynı adaletsizlikle karşı karşıya. 2018 yılı için açıklanan destekleme fiyat istikrar fonu, yani kısa adı DİFİF olan ödemeler hala yapılmadı. 2019 için DİFİF desteği de açıklanmadı. Devlette
para olmadığı için bu yılda DİFİF olmayacağı söyleniyor. Bu iddia doğru mu? İtibardan tasarruf olmaz diyenler üreticinin, ihracatçının desteğinde mi tasarruf yapmaya çalışıyor? Değerli milletvekili arkadaşlarım, 2018 yılının özellikle Eylül ve Ekim aylarında, 2019 yılında da Ocak ayında Hatay'da meydana gelen şiddetli dolu ve dolu yağışları ve yağmur yüzünden dikili arazilerde çok ciddi zararlar yol açıldı. Hatay tarım ve hayvancılığını sürdüremez boyuta ulaştı. Bu dolu ve şiddetli yağmur nedeniyle özellikle Erzin, Dörtyol, Defne, Samandağ ilçelerimizde 50 bin dönümlük bahçesinde ağaç ve meyveler mahvoldu. Şimdi çiftçi, üretici haliyle şu soruyu soruyor. Hükümet ne? Ülkemizde narenciye dalında kalsın, üretici zarar etsin, mandalinayı toplamaktan vazgeçsin, ithalata yönelim diye mi uğraşılıyor? Merak ediyor herkes. Yerlilik, millilik politikanız bu mu? Değerli milletvekilleri, gelin şu önerilerimize kulak verin. Çiftçinin borçları en az 2 yıl süreyle faizsiz ertelensin, çiftçi rahatlasın. DİFİF bir an önce açıklansın, ihracatçı rahatlasın. Ödenmeyen önceki yılın DİFİF'i bir an önce ödeme yapılsın ki de ihracatçı rahatlasın. Mandalina fiyatlarını kim etkiliyor? Kim düşürüyor? Kar kimin cebine giriyor? Bu konuları ilgili denetim ve yatırım mekanizmaları acilen kurulsun ve ihracat yolları açılsın. Aksi takdirde bu önümde gördüğünüz ve dalından toplanmış mandalinayı milletimiz yiyemeyecek. Milletimiz A ve C vitaminlerinden eksik kalacak. İthal ve pahalı mahkum mandalina bırakılacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm genel kurulu selamlıyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ay koru koru bak. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. 6. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, madde kabul edilmiştir. Bileşime 5 dakika ara verin. Bunu açıyorum. 104 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. Gündemimizde başka bir konu bulunmadığından alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek üzere 24 Ekim 2019 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.